Selamlar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayız. Aslında bu Arbitrum serimizin son videosu. Yani belki güncellemelerle ilgili yeni bir video yaparım ama Arbitrum eğitim serimizin yani yeni videosu ama aynı zamanda son videosu. Toplam 50 videoluk bir video serisi yaptık. Bunun dışında birçok eğitim materyalleri de hazırladık. Bunları açıklama kısmında linkine ulaşabilirsiniz. Bunun dışında birçok hani short videoları farklı içerikler de hazırladık ama bu 50 videoluk serimizi artık burada tamamlayacağız. Dediğim gibi güncelleme oldukça ben yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bunun dışında da biliyorsunuz her zaman bizlere de burada bir proje geliştirmek istiyorsunuz sorularınız olursa toplu kanallarından bizlere de her zaman ulaşabilirsiniz. Son videolarımızda bir hibe başvurusu yapmıştık biliyorsunuz beraber. Arbitrum Grant programına sizlere daha önce de bahsettiğim gibi Mart ayında Arbitrum Grant programı açılacak yeniden. Yeni bir Grant programı ve bu Grant programının kriterleriyle ilgili sanki bir oyun projesi geliştiriyormuşuz gibi bir başvuru yaptık hep beraber. Beraber. ve 5 videoluk bir seri oldu bu da ve tek tek tüm adımları, tüm önemli detayları sizlere gösterdim. Bunlarla ilgili birçok soru da geldi. Yani hibe tarafı ne, ne değil. Onun için bu son videomuzda hibe tarafına çok az değinip genel bir özet gibi, daha sonra da bir genel özet yapıp kapanış yapmayı amaçlıyorum. Sorularınız varsa böyle yorumları her zaman yazın. Bu soruları da biriktir, belki bir sıkça sorulan sorular gibi böyle ara ara bir soru cevap yapabiliriz. Belki bir canlı yayın yapabiliriz beraber. Sorularınız olursa bunları mutlaka yorumlarda belirtin. Bu beni mutlu eder. Sizlere de daha fazla katkı sağlayabilirim bu şekilde. Şimdi hibe tarafını bir genel özetleyelim demiştik. Hibe ne? Yani bununla ilgili grant, hibe ya arbitrum grantleri diyoruz sürekli. Bir özet olarak hibe ne? Hibe aslında şu. Sizlere şirketler yatırım yaptığında yatırım yapıyor ve karşılığında bir pay istiyor sistem. Örneğin şirketiniz %20'sini satacaksınız. Yani 20 hissesiniz. Şirketiniz 100 hisseden oluşuyor. 20 hissesini satacaksınız. Bunun karşında bir para alıyorsunuz. Bu yatırım oluyor. Hibe'de ise şu oluyor. Size parayı veriyorlar ama karşınızda şirketinden bir pay istemiyorlar. Yani ücretsiz finansman sağlıyor. Peki neden sağlıyorlar? Ya Arbitrum neden bunu sağlıyor? Çünkü şunun için diyor ki gel kardeşim sen benim ekosistemim üstünde projele. Yani Arbitrum ne demiştik? Bir telefon gibi düşün demiştik. Gene özet olsun diye bunları konuşuyorum. Arbitrum yani nasıl iOS var Android? Bunun gibi işletim sistemi gibi düşün telefon. Nasıl iOS'ta birçok uygulama var işte iPhone'unuzda, telefonunuzda birçok uygulama var işte banka uygulaması var, oyun var, finans uygulamaları var. Arbitrum da aynı şekilde. Arbitrum'un Üstünde de birçok uygulama çıkabilir ve çıkıyor da işte finansla ilgili uygulamalar çıkıyor, birçok oyun var Arbitrum üzerinde, e işte birçok sosyal medya uygulaması var Arbitrum üstünde. Arbitrum da daha çok kullanıcıya ulaşmak istiyor ve bunun için diyor ki ben sana finansman vereyim, gel projeni benim üstümde inşa et. E bunun sayesinde diyor hem projeni sen yarat, güçlü ekipleri ben ekosistemime çekim, hem de benim o ekosistemimde kullanıcı sayım artsın. Benim ekosistemimde daha fazla kaliteli proje olsun diyor ve bunu veriyor finansmanın, verme nedeni bu aslında. Yani size parayı öylesine vermiyor aslında. Ama şirketisinden pay almıyor karşılığında. Karşılığında istediği Arbitrum ekosisteminde ne katkı sağlama? Projenizi Arbitrum ekosisteminde inşa etmeniz veya bir içerik üreticisiniz Arbitrum ekosistemini tanıtmanız gibi gibi. Arbitrum bunun için büyük bir fon ayırmış. Bunu da projelere, içerik üreticilere, işte farklı ekosisteme katkı sağlayacak farklı paydaşlara bu hibeleri veriyor. Onun için yatırım ve hibe farkı burada önemli. Bana kalırsa da hibe burada daha önemli bir katkı sağlıyor. Çünkü yatırımda şirketinden pay veriyorsun ve söz hakkı oluyor artık sana yatırım yapan kişinin. Ama hibede böyle bir şey söz konusu değil. Birçok hibe programı var dünyada. Buraya bazılarını yazdım sizlere. Yani birçok hibe programı var. Bunları da buradan görebilirsiniz ama bizim için önemli olan Arbitrum'un hibe programları. Arbitrum'un toplam 110 milyon dolarlık bir hibe programı var. Şu an açık olanlar için söylüyorum. Bunun dışında daha açılacaklar var. İşte bazıları kapanıyor. Ve dediğim gibi bunlar hepsi şöyle blok zincir üstünde zaten. Yani bu hibe dağıtacak arbitrum. Yani bunun kaçarı yok. Yani bunlar şeffaf çünkü buradaki bu ekosistemdeki her şey ve onun içinde hibeleri dağıtıyor ve kime verdiyse bunu şeffaf paylaşıyor. Başvuruyu yapan, hibe alan da tüm detayları, raporları şeffaf bir şekilde paylaşıyor. Ya yani bunları herkes görebiliyor. Dediğim gibi bunların da verme amacı ekosistemin büyümesini istiyor abi. Yani daha fazla kişiye ulaşayım. Daha büyük projelerle işbirliği Bunun dışında az önce bahsetmedim. Eğitim ve etkinliklerle Arbitrum'da proje geliştirecek daha çok kişiye ulaşayım. İşte blockchain'e daha çok insan çekeyim tarafı da var. Onun için özellikle hani üniversite öğrencileri tarafında böyle talepler oluyor. Eğitim ve etkinliklerini Arbitrum kapsamında eğitim ve etkinlikler, işte hackathonlar birçok organizasyon düzenleyebilirsiniz. Çünkü Arbitrum bunu da desteklemek istiyor. Bunu da açıkça belirtiyor. Ne gibi alanlar var dediğimizde ya bunun sınırı yok aslında. Ya yani merkezi, herhangi bir uygulama herhangi bir altyapı yani blockchain altyapısı geliştiren bir projeniz varsa bu olabilir topluluk tarafındasınızdır bir içerik üreticisinizdir bir topluluğunuz vardır bununla ilgili bunlara odaklı projeler yapın veya işte üniversitedesiniz, etkinlik düzenlemek istiyorsunuz, organizasyon düzenlemek istiyorsunuz, bununla ilgili bir proje yapabilir, hibeye başvurabilirsiniz. Ve 3 tarafını, arbitrum tarafını yaygınlaştıracak, benimsedecek farklı projelerle de başvurabilirsiniz. Şu an ana olarak bu üç ana taraf var. Facebook tarafı var, en son bahsettiğimiz burada eğitim alanında, oyun alanında, içerik üreticisiyseniz bu alanda veya arka planda altyapı projeleri geliştiriyorsanız bu alanda hibe programları oluyor. Mart ayında da Facebook üzerinde yeni hibe programları açılacak. Belki bu video yayınlandığında açılmış olabilirler. Diğer bir Arbitrum'daki en büyük hibe programı The Gaming Catalyst. Burada şu an 100 milyon dolarlık bir hibe dağıtacaklar ve burada bu da şunu kapsıyor. Oyun projelerini yani Web 2'de oyun stüdyonuz var veya Web 3'de oyun geliştiriyorsunuz. Projeniz var veya geliştirmeye başladınız. Belli aşamaya MVP'ye getirdiniz. Fikir aşamasında belli aşamalarda başvurabiliyorsunuz. Toplam dediğim gibi 100 milyon dolar dağıtacaklar burada Gaming Catalyst programıyla. Veya Twitch'te yayıncısınız. Yayıncı insanız da başvurabilirsiniz. Yine buna da dağıtacak. Onun dışında bir AI programı var şu an. Bir toplam 1 milyon dolar dağıtılan. Ve burada bir AI projesi geliştiriyorsanız, başladıysanız ve bunu gerçekleştirebileceğiniz kapasiteye sahipseniz ekip olarak bu hibe programına başvurabilirsiniz. Bunun dışında da hibe programları oluyor. Sürekli açılıp kapanıyor. İlk defa bu videoyu izliyorsanız önceki videolarda bunların detaylarının hepsinden bahsettim. O videolardan da ulaşabilirsiniz ama açıklama kısmına yine linki bırakacağız zaten. Şimdi tüm bunlar hibe tarafına böyle kısa bir özet geçmek istedim. Bunun dışında biz geniş bir eğitim içeriği hazırladık. Dediğim gibi 6 modülden oluşan bir eğitim içeriğiydi bu. İlk modülümüzde Ethereum'a girişle başlayıp blockchain tarafı, Arbitrum tarafı yani Web3'ü ve blockchain merkeziyetsizliği anlayabileceğimiz başlangıçtan yani herhangi bir kişi sıfırdan anlayabileceği şekilde bir modülle başladık ve burada birçok videomuz var birazdan göstereceğim. E sonra modül 2'ye geçtik ve tamamen Arbitrum'a odaklı bir şekilde Arbitrum'u anlamak. Arbitrum ne yapıyor? Arbitrum'da neler gelişiyor? Arbitrum teknolojisi neden ortaya çıktı? Ve Arbitrum'un sağladığı teknolojiler neler? Modül 2'de bunları inceledik. Modül 3'te de Arbitrum ekosistemini inceledik. Yani Arbitrum ekosisteminde neler var? Arbitrum'daki altyapılar neler? Arbitrum neler sağlıyor? Hangi alanda neler yapılıyor? Hatta bunları bazı vaka çalışmaları üzerinden de inceledik tekrar. Modül 4'te ise Arbitrum'da proje geliştirme kısmına geçtik. Burada da biraz daha yazılım tarafı. Yani blockchain'de ne demiştik? Önemli nokta akıllı sözleşmeler. Ve akıllı sözleşmeler tarafında nasıl geliştirme yapabilirim? Sıfırdan başlayacaksam nereden? başlayabilirim. Hatta sıfırdan bir başladım. Neleri deneyebilirim? Bunları bile gösterdik. Hatta bir işte kek otomatı yaptık beraber akıllı sözleşmelerle. Aslında en basit şekilde herkesin anlayabileceği şekilde bir Arbitrum'da proje geliştirmek istiyorsam nereden başlamalıyım? Hangi kaynaklarla başlamalıyım? Başladım hatta bir başlangıcı beraber atalım kısmını da birlikte yaptık ve tüm yolları sizlere göstermeye çalıştım. Daha sonra modül 5'te Arbitrum tarafında programlara bakmaya başladık. Hibe programlarına özellikle. Burada incelemeye başladık ve tüm hibe programlarını tek tek inceledik. Arbitrum bu hibeleri neden veriyor? Bunun karşında sizden ne istiyor? Ve nelere dikkat ederek hibe programları programlarına başvurmalısınız. İşte hangi projeler başarılı, hangileri başarısız. Bunlara nereden ulaşabilirsiniz? Tüm detayları yine tek tek inceledik. Son modülde ise Arbitrum'da bir hayali oyun projesi geliştirip bununla birlikte bir grant programına hayali olarak başvuru yaptık ve bu noktada da grant programına başvururken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Hangi aşamada neler önemli? Hepsini tek tek beraber inceledik aslında. Şimdi buradan hani videoları da görebilirsiniz. Video serimiz burada başladı. Tam 3 aya girdik. 3 ay önce ilk videomuzda başladık. Modül birin giriş videosuyla ve daha sonra da blockchain teknolojisi tarafı, ethereum tarafı, arbitrum'un ne çözümler sunduğu tüm detayları her videoda tek tek inceleyerek bu video serisini tamamlamaya çalıştık. Tüm bu videoları buradan ulaşabilirsiniz. Modül modül oluşturduk bunları. Tüm videolara daha kolay ulaşabilmeniz için bir Udemy kursu da oluşturacağız ve Udemy üzerinden tüm bu videolara tek bir halde ulaşabileceksiniz. Dileyenler oradan da izleyebilir. Burada zaten hem shortslar hem playlist shorts tarafında da içeriklerle bu eğitimi destekledik. Hem de playlist tarafımızda da yine tüm eğitim serisinin videolarına ulaşabilirsiniz. Her videonun altında da açıklama kısmında detaylar var. Bu videoların ana amacı aslında benim için ana amacı Arbitrum'da aramızdan Arbitrum üzerinde daha çok proje geliştiren kişilerin çıkması. Daha çok kişilerin başarılı projeleri, Web3 üzerinde başarılı projeler geliştirmesi ve daha çok kişilerin aslında hibe alabilmesi. Benim buradaki amacım buydu bu videoları çekerken. Umarım da aramızdan birçok kişi başarılı projeler geliştirmesi bu videolarda vesile olur ve hibeler alır. Bunun için lütfen sorularınızı yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Projeyi belli bir aşamaya getirdikten sonra bizlere toplu kanallarından soru sormayı ve işte aklınıza ne takılıyorsa sormaktan hiç çekinmeyin. En çok sorulan soru olarak geldiği için bunu da cevaplamak istedim. Bu eğitimi bitirdim. 50 videoyu izledim. Şimdi ne yapalım? Şöyle seçenekler var. Birinci seçenek. Web3'e ilk defa giriyorsunuz. Belki bir yazılımcısınız, belki de değilsiniz. Sadece teknolojiyle ilgili. Ne istiyorsunuz? Yani Web3'ün içinde bir yerde yer alayım, ileride de maaşlı bir işim olsun. Bu videoları bitirdikten sonra sizlere bu videoların içinde paylaştığım topluluk kanalları, Arbitrum'un bunlara katılarak çalışma gruplarına katılarak, sosyal medya kanallarında aktif olarak özellikle Twitter gibi. Orada aslında Web3'te bir profilinizi oluşturmanız gerekiyor. Siz kimsiniz? Neyle ilgileniyorsunuz? Bunu biraz belli etmeniz lazım. Daha sonra işte çalışma gruplarına girersiniz, topluluk kanallarına katılırsınız. Buradaki yayınlara katılıp insanlarla daha çok iletişim kurarak kendinize yeni bir network edinirsiniz ve bir alan alanda yürürseniz örneğin sosyal medya yönetimi, yazılım geliştirmeme emin olun iş bulursunuz. Ama önemli kriterlerden biri de bu alanda ve İngilizce. Yani bu eğitimi bitirdim. Hocam bu alanda gerçekten iyi bir yerde çalışmak istiyorum. İyi paralar kazanılabileceğini görüyorum diyorsanız İngilizceniz de olsun. İngilizceniz yoksa o alanda da kendinizi geliştirmeye başlayın denir. Birinci kısım buydu. Yani iyi bir pozisyonda çalışabilirsiniz. İkinci kısım ise bu eğitimi bitirdikten sonra proje geliştirebilirsiniz. Ya bir eğitim sürecisinde de bunu yapabilirsiniz. Belli yetkinlikleriniz vardır. Ekiminiz vardır. Ekimizin de belli yetkinlikleri vardır. Projenizi geliştirirsiniz ve üç üzerinde arbitruma başvurursunuz ve belki de hibe alırsınız. Üçüncü taraf ise zaten bir geliştirdiğiniz proje var. Belki oyun projesi. Belki işte bir DeFi projesi. Belki bir sosyal medya uygulaması. Bunu Web3'e aktarmak için Arbitrum hibe programına başvurabilirsiniz. Veya zaten Web3'tedir. Yine gidip Arbitrum hibe programına başvurabilirsiniz. Ya da Arbitrum'la direkt olarak işbirliği yapabilirsiniz. Yani burada biraz iş sizde bitiyor. Ya da bu eğitim size sadece bir katkı olarak da kalabilir. Belki ileride işinize yarar. Ama dediğim gibi Arbitrum ekosistemi büyük bir ekosistem ve burada geliştirenleri destekliyorlar. Toplu destekliyorlar. Onun için de burada aktif olup burayı kovalayan kişiler, uğraşan kişiler başarılı olacaktır diye düşünüyor Ve videomuzu burada artık kapatıyorum. 50 video tamamladık. Umarım her video sizler için faydalı olmuştur. Lütfen sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtin. Toplu kanallarına katılın. Aktif olmaya çalışın. Bu video umarım sizler için bir başlangıç olur ve artık gelecekte çok daha güzel işler yaptığınızda bu videoda bir gün aklınıza gelir. Dediğim gibi videoları yeni güncellemeler oldukça videolar çekmeye devam edeceğim. Bu son video diyorum ama şu anki eğitim serisinin son videosu. Arbitrum tarafında yeni gelişmeler oldukça videoları ekleyeceğim ve sizleri bildireceğim. Sorularınız da olursa belki belki bir canlı yayın bile yaparız. Umarım bu videolarda sizler için faydalı olmuştur. Gelecek videolarda görüşmek üzere.